200 gram un, 125 gram katı yağ, 250 ml su, 6 adet yumurtamız var. Önce suyu ve margarin yağını döküyoruz. Suyun içerisine koyuyoruz. Kaynatıyoruz. Margarin yağı erinceye kadar suyumuzu kaynatıyoruz. Evet, yağımız eridi, kaynadı suyumuz. Unumuzu ilave ediyoruz. İyice yoğuruyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. İçerisinde pıtırcık hamurlar kalmasın diye veya un pıtırcıkları kalmasın diye iyice karıştırıyoruz. Bu şekilde 4 dakika veya 5 dakika kadar yoğuruyoruz. Ondan sonra başka bir kaba alıyoruz bunu. Mikseriniz varsa miksere koyarsınız. Yumurtamızı kırıyoruz. Birer birer kırıyoruz yumurtaları. Yoğurdukça, yumurtayı yedikçe birer birer yumurtaları kırıp hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Sıcak sıcak, hiç soğutmadan. Yalnız şöyle bir şey var. 6 yumurta dediğim yalnız ununuzun kalitesine göre değişebilir. Yumurtayı daha fazla yiyen, hani unlar daha fazla sıvı emen bir un olursa 7 yumurta da olabilir. Daha az şey bir un olursa veya pişirmenize de göre değişir. 5 yumurta da olabilir. Onun için yumurtaları teker teker kırıp ne kadar yumurta yediğine sizin karar vermeniz lazım. Ortalama bir tariftir bu. Ondan sonra zaten yoğurunca soğumuş oluyor. Dökme torbasına alıyoruz. Dökeceğiz. Önce silpada dökeceğim. Silpada döktüklerimi ben mini ekler olarak yapıyorum. Küçük. Tavaya dökeceğim yağlı kağıdın üzerine. Orta boy ve büyük ekler. Eklerin boyutu tamamen sizin boyut, hatta şekli dahi sizin kendi hayal gücünüze kalmış bir şey. Onu istediğiniz gibi yaparsınız. Evet arkadaşlar, pişme derecemiz 170 derecedir. Yaklaşık 30-35 dakikada pişer. Pişme ile fırınlama ile ilgili bir püf nokta. Piştikten sonra kesinlikle fırından hemen çıkarmıyoruz eklerimizi. Eklerimiz fırında kendi halinde, fırınla beraber soğuyuncaya kadar çıkarmıyoruz. Çünkü hemen çıkarırsak eklerimiz çökme yapacaktır. Ondan sonra hepsini birer birer soğuduktan sonra bıçakla yarıyoruz. İçlerine krema doldurmak için hazırlıyoruz. Evet, şimdi gelelim kremasının malzemesine. 320 ml su, süt, pardon, yanlış söyledim. 100 gram toz şeker, 100 gram un, 1 tatlı kaşığı nişasta, 1 adet yumurta beyazını kırıyoruz. Ocakta pişirmeye başlıyoruz. Biraz piştikten sonra kaynamaya başlayıncaya kadar karıştırıyoruz. Kaynamaya başladığı zaman da 50 gram margarin yağımız var. 50 gram margarin yağını ilave edeceğiz. Evet. Kaynayıncaya kadar orta ateşte pişiriyoruz. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte devam ediyoruz pişirmeye. Evet, krema ile ilgili de bir püf nokta söylüyorum. Eğer eklerimizin uzun ömürlü olmasını istiyorsak, dolapta bir hafta kadar dursun da ekşimesin diyorsak, o zaman kremamızı iyi pişirmemiz lazım. Çok pişirmemiz lazım. Eğer kremamızı ne kadar çok pişirirsek
dolapta ömrü o kadar uzun olur. Ne kadar az pişirirsek de ömrü o kadar kısa olur. Evet, kremamız kaynamaya başladı. Margarin yağını da ilave ettik. Yoğurmaya devam ediyoruz. Biraz sonra şeyle devam edeceğim. Mikserle, çırpıcıyla devam edeceğim. Evet, kremamız gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Kremamız hazır. Şimdi kremamızı geniş bir tabağa dökeceğiz. Soğumaya bırakacağız. Kremamız kesinlikle soğuması gerekiyor. Soğumadan dökme torbasını alıp da kesinlikle sıkmıyoruz şeyimize, eklerimize. Evet, şimdi iyice yaydık ve soğumaya bıraktık. Evet, kremamız soğudu. Şimdi dökme torbasını alıyoruz. Evet, dolduruyoruz dökme torbamıza. Şimdi biraz önce içlerini yarmış olduğum eklere doldurmaya başlayacağız. İşte içine ne kadar dolacak falan diye merak eden veya soran olursa arkadaşlar, içerisinde ne kadar dolduracağınız kendi damak zevkinize göre doldurursunuz. Bunu iş yerlerinde genelde biraz çok doldururlar. Kilo işi satıldığı için, biraz kilosunun iyi gelmesi için. Zaten eklerin kendisi hafiftir. Ancak içerisindeki kremadır kilo yapan zaten. Bu şekilde diyorum. Doldurma işlemimiz bitince hemen sosuna başlıyoruz. Sosu nasıl yapılıyor? Hemen ona geliyorum. 150 ml süt, 80 gram da bitter çikolata kırıp içerisine koyuyoruz. Normal marketlerde bulabilirsiniz bildiğiniz bitter çikolata. Ben ucuz şeyden aldım. Bir market var, ismini söylemeyeyim. Reklam meklam falan filan olmasın sonra. Bitter çikolata içerisine kırıyorsunuz. Kısık ateşte pişiriyorsunuz. Ne zamana kadar? Orta halde bir koyu bir hale alıncaya kadar zaten kontrol edersiniz göz kararı. O zamana kadar pişiriyoruz. Pişirince bunu kremanın aksine bunu kesinlikle soğumaya bırakmıyoruz. Sıcak sıcak ateşten, ocaktan aldığımız gibi direktmen içerisine krema sıkılmış olan eklerimizi hemen buna bandırıyoruz, sosluyoruz, diziyoruz. Tabakta kurup kendi üstünde kuruyacak. Eğer eklerimiz çoksa, zaman alıyorsa bizim bu
bunu yapmamız. Çikolata sosunun üstü kabuk yapmasın diye ara sıra karıştırmamız gerekiyor. Ara sıra karıştırırsınız ki çikolata sosunun üstü kabuk yapmasın. Bu şekilde gördüğünüz gibi tek tek bandırıyorsun. Yapıyorsun. Hindistan cevizine bandırabilirsiniz. Yeşil fıstığa da bandırabilirsiniz. Hangisini isterseniz. Diğer bundan sonrası sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.